Anabolik androjenik steroidler büyük sağlık sorunlarına yol açar arkadaşlar. Bu ölüm tehlikesine varana kadar bir tehlike arz eder. Bunun için daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi burada anabolik steroidleri, bunlar kullanıldığında bize vereceği zararları anlatmak için yanlış bir şey söylememek adına bir takım notlar aldım. Doğru bilgiyi vermek için bu notlardan faydalanacağım. Zaman zaman bunları okuyarak sizleri bilgilendireceğim. Doping maddesi İngilizce dop kelimesinden üretilmiştir. Bu uyarıcı, uyuşturucu ilaçlar anlamına da gelir. Doping kullanımının asıl amacı olimpiyatları temsil eden, olimpiyatların göstergesi olan Citius, Altius, Fortius. Yani daha hızlı, daha yükseğe, daha güçlü. Bunu elde etmek için sporcular doping kullanırlar. Ama bunu kullanırken bir etik değildir. Yani eşit şartlarda yarışma durumu olmaz. Sporcuların birbirleri arasında eşit şartlarda yarışma durumu olmaz. Hem de sağlıklı değildir. Anabolik steroidlerin tarihçesine biraz göz atalım. Yalnız anabolizanları, steroidleri kullanmak isteyen arkadaşların bu videoyu özellikle sonuna kadar dinlemelerini rica ediyor. Bu gerçekten tam anlamıyla hayat memat meselesi. Kullanmayı düşünen, kullanan kişilerin çok daha dikkatli, çok daha tekrar düşünüp bu işe başlayıp başlamama kararını vermelerini özellikle rica ediyorum. Burada bir spor insanı olarak benim yapmak istediğim, insanların sağlığına zarar verebilecekleri bir şeyi yapmalarını önlemek, bunun için gerekli bilgilendirmeyi yapmak. Çünkü günümüzde örneklerinde vereceğim bu videonun içinde anabolizanları, steroidleri kullandığımızda hiçbir şey olmayacakmış gibi özendiren veya çok az bir şey olacakmış, daha sonra da o çok az olan yan etkilerinin kaybolacağını söyleyen, yanlış bilgilendiren insanlardan uzak durmanızı rica edeceğim. Tarihçesinden başlayalım. Tekrar söylüyorum, lütfen gereksiz değil, bunu sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Olumlu ya da olumsuz yorumlarınız varsa yazın videonun altına. Bunu başka bir videoda tekrar yaptığınız yorumları değerlendirip varsa sorularınız veya benim yanlış anlattığım, yanlış düşündüğüm bir şey varsa onları da yazarak beni yönlendirin. Bunun üzerine tekrar bir paylaşım daha yapmayı düşünüyorum. Doping güçlü ve başarılı olmanın en kısa yolu. Bunun için anabolizan steroidleri kullanmak bir amaç. Steroidlerin testosteron, dehidrotestosteronu taklit eden yapay şeyler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Bunu dışarıdan aldığımızda vücudumuz asıl üretilen hormonları, her ne her hormonu aldıysak, başta anabolik steroid olmak üzere, onları yavaşlatır ve durdurur arkadaşlar. Yani vücudumuzun ürettiği testosteronu taklit ederler. Kas geliştirme ve güç artırma durumunu kötüye kullanarak doping, anabolizan steroidleri insanlar alırlar. Anabolik steroidler 1930'larda bulunmuş ve sentezlenmiş, yani yapay hale getirilmiş. 1940'lı yıllarda amfetaminler ve anabolik steroidler biraz daha bilinir ve yapılır hale gelmiştir. İlk resmi doping tanımı 1963'te sporcu ya da oyuncuların yarışma sırasında veya ona hazırlanırken spor ahlakına yakışmayacak şekilde performanslarını yapay olarak artıracak ve sporcunun fiziksel ve psikolojik sağlığına zarar verecek madde ya da başka olası yöntemleri kullanması olarak tarif edilmiştir. İlk bilinen 1960 bisiklet turunda İngiliz Tom Simpson amfetamin kullanımına bağlı olarak yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu bilinen ilk ölümlerdendir. Yine Fransız futbolcu Jean-Louis Quadrat 1968'de futbol oynarken ölmüştür. 1960-1968 anabolizanların kullanımı, performans artırıcı ürünlerin kullanımı insanların ölümlerine yol açmaya başlamış arkadaşlar. 1988 Seul Olimpiyatlarında yaşı belli bir durumda olanların çok iyi hatırladığı Ben Johnson doping testinde dopingli olduğu ortaya çıkmış ve müsabakalardan 2 yıl men cezası almıştır. Başta söylediğim gibi anabolik androjenik steroidler testosteron erkeklik hormonunu taklit ederek onun işlevini yerine getirmeye çalışan
bir steroiddir. Steroidleri anlatırken bunların zararlarından bahsetmek istiyorum. Daha önceki videolarımda bahsettiğimi tekrar hatırlatayım. Birçok zararı var. Bunlardan basitlerinden başlıyorum. Dermatolojik zararları. Bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Yağlı cilt, akne, çatlaklar, tüylerin aşırılaması, saç dökülmesi, saç derisinde kellik, ödem. Bunlar dermatolojik özellikler. Burada örneğini vereceğim bir kişinin doktor olduğunu iddia eden, ki doktor olduğunu biliyoruz ve pratisyen hekimdir bu arkadaş. Bir arkadaşın paylaşımını eleştirirken verdiği yanlış bilgileri bu videoda birkaç örnekle göstermek istiyorum. İnsanların yanlış yönlendirilmesi, anabolik steroidlerin etkilerinin, zararlarının, zararlı anlamda etkilerinin basitleştirilmesi, normalleştirilmesi doğru değil. Hem genç insanlarımıza hem insanlığa yapılan büyük bir ihanettir arkadaşlar. Bu söylediğim bilgilerde yanlışım varsa bahsettiğim kişi ya da bunu savunan kişiler bunları bana veya size ispatlarlarsa biz de bilgilenmiş oluruz. Ama ben dediğim gibi yine de bir ön araştırma yaparak bunu pekiştirmek istedim. Dolayısıyla söylediğim şeylerin doğruluğu %100 demeyeyim, yani ufak tefek hatalarım olabilir, %90 kesindir arkadaşlar. Dermatolojik zararlardan bahsetmiştik. Üreme ile ilgili arkadaşlar, libido değişiklikleri, kısırlık, cinsiyet hormonlarının yetersizliği gibi durumlar ortaya çıkarır. Bu başlangıçta bile belli bir miktarda alınan dozlarda belki 3-4 ayda toparlanacak bir şeydir. Ama şunu bilin ki arkadaşlar, eğer bir küre başladıysanız bir defa yaparım, ondan sonra yapmam. Bu verdiğim emeklerin karşılığını bir tık daha hızlı göreyim, bir denemek istiyorum diye başlanır. Bir defa yaptıktan sonra da bu iş uzar arkadaşlar. Yani ben yaklaşık 40 yıla varan spor geçmişimde bir defadan sonra kesen kimseyi görmedim desem yalan söylemiş olmam. Mutlaka ondan sonraki kürleri, ikinci, üçüncü, dördüncüyü de denerler. Birileri belki bir yerde durur ama bunun sonu yok. Başladığınızda devam edersiniz. Yani denemek istiyorum, bir defa yapacağım, bir daha yapmayacağım diye başlanır. Ama bu mümkün değil arkadaşlar. Neden mümkün değil? İnsanlar bu anabolizanları aldıklarında doping ne için kullanılıyor demiştik. Daha hızlı, daha çabuk ilerlemek için. Mutlaka daha hızlı, daha çabuk ilerlersiniz. Bu kaçınılmaz. Doping alırsanız size hiçbir faydası olmaz. Yani faydası derken yani ilerleme, büyüme, vücut geliştirme için de konuşuyorum. Anlamında hiçbir faydası olmaz demek doğru değildir. Mutlaka normal gelişiminizden birkaç misli daha iyi olacaksınız. Ama bunu aldıktan sonra durduğunuzda o gösterdiğiniz gelişim geriye doğru düşecektir. Çünkü onu etkileyen, vücudunuza giren anabolizanlardır, anabolik steroidlerdir. Bu ilaçların, ilaç demeyeyim, ilaç değil yani bu baş ağrısı bilmem ağrı kesici falan gibi şeyleri kullandığımız ilaçlar gibi değil. Bu anabolizanların, anabolik steroidlerin etkileri, vücutta kalma süreleri bellidir. Kimisi bir hafta, kimisi 3 gün, kimisi 8 ay, kimisi 10 ay, kimisi 20 aya kadar vücutta kalırlar. Azalarak yavaş yavaş vücuttan çıkarlar. Vücutta kaldıkları sürece bu etkileri görebiliriz. Yani o kas gelişimi, büyüme, yağsız kas kütlesi elde etme, güçte artış gibi durumlar olur. Yani bakıldığında dışarıdan bir takım insanların imreneceği bir vücuda sahip olabilirsin. Ama anabolik steroidleri kestiğinizde bu geri dönüş, eğer çok uzun yıllar bir altyapınız yoksa, yani 10 yıl, 5 yıl, 15 yıl gibi çok hızlı bir şekilde aşağı düşer. 10 yıl bile geçmişiniz olsa, örneğin yani 1 yıl spor yapan biri 1 ayda, 1,5 ayda, 2 ayda geriye düşüyorsa, 10 yıl spor yapan biri 3 ayda geriye düşer. Burada hem psikolojik anlamda hem de görünüş anlamında kayıplar olacak. Psikolojik anlamda şu olacaktır: İyi olduğunuzda size karşı yapılan övgüler, hani çok iyisin, işte nasıl yaptın, işte çok gelişmişsin falan, güzel fiziğin var gibi övgüler kesilecek ve birdenbire bunun tam tersi söylemlerle karşılaşacaksınız. Bununla karşılaşmamak için tekrar bir kür daha yapmak zorundasınız arkadaşlar.
tekrar anabolizanları kullanmak zorundasınız. Bunlarla karşılaşmak istemeyen kişiler için konuşuyorum. Ama oraya gelen, o seviyeye giren insanların %90'ı bunlarla karşılaşmak istemez. Onun için en sağlıklısı buna hiç başlamamak. Tekrar eski duruma, yani bir önceki fiziksel duruma, iyi olmayan duruma düştüğümüzde tekrar bir kür, ikinci, üçüncü, dördüncü kürlerle bu işlere devam ederiz. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Anabolizan kullanmanın tarihçesiyle başlamıştık. Notlarıma bakmak zorundayım, kusura bakmayın. Anabolik steroidler 1930'larda sentetik olarak üretilmeye başlamış. Testosteronun ve büyüme hormonlarını taklit ederek vücutta bir takım ilerlemeler sağlamıştır. Daha sonra 1940'lı yıllarda amfetaminler, 50'li yıllarda efedrinler, diüretikler, su atıcılar, beta blokörler 70'li yıllarda kullanmaya başladı. Ölümlerden bahsetmek istiyorum. İngiliz Tom Simpson 1967'de Fransız bisiklet turunda amfetamin kullanımına bağlı olarak yaşamını yitirmiş. Yine futbolcu Jean-Louis Quadright 1968'de futbol oynarken ölmüş. Bunlar performans artırıcı anabolizan steroid kullanan kişilerin ölümü. Yine Ben Johnson'dan bahsetmiştik. Bu çok ünlü bir atlettir. O da yine anabolizan kullandığı için hem madalyası elinden alınmış olimpiyatlarda hem de 2 yıl ceza almıştır. Anabolizanlar, anabolik steroidler, anabolizan büyüme, testosteron güç olarak bizim normal vücudumuzda ürettiğimiz hormonları taklit ederek bir de o anlamda onların yaptığı şeyleri biraz daha fazla, biraz demeyeyim yani aldığınız doza göre çok yüksek performanslara kadar ulaştırabilir. Zararlarından bahsetmiştik, dermatolojik zararlarından bahsetmiştik. Dermatolojik zararları ne demiştik? Yağlı cilt, çatlak, tüylenme, saç dökülmesi, kellik, ödem. Üreme ile ilgili, cinsiyet hormonları ile ilgili de libido değişiklikleri kısırlığa kadar varır. Bu hipogonadizm, cinsiyet hormonlarının yetersizliği. Erkekler için spontan ereksiyonlar, yani kendiliğinden olan sabah olan ereksiyonlar ya da gece rüyadaki ereksiyon ve boşalma durumu diyelim, kendiliğinden olan. Erektil disfonksiyon, sertleşmede problemler, cinsel isteksizlik ve jinekomasti. Buna değineceğim. Jinekomasti dışarıdan alınan testosteronun etkisiyle, erkekler için konuşuyorum, vücuttaki östrojenin yükselmesi, prolaktin ve progesteronun yükselerek jinekomastiye yol açması, aynı zamanda prolaktin süt hormonu, tekrar bahsedeceğim bundan, göğüslerden süt hormonu, kadınlar hamilelikten sonra prolaktin yükselir, çocuklara süt vermek için o hormon daha fazla çalışır. Eğer sütü yok ise prolaktini düşük demektir, o anlamda gerekli tedaviler yapılabilir. Erkeklerde de östrojen yükseldiği için prolaktin yükselir ve göğüsten biraz önce ve bu göğüsten biraz sonra bahsedeceğim arkadaşımızın söylediği gibi beyazımsı bir sıvı olur. Yani süttür bu. Prolaktinden kaynaklanır. Jinekomasti demiştik. Oligospermi, azospermi. Yani erkeklerde spermlerin az olması, o sıvıda bulunan spermlerin az olması veya hiç olmaması. Burada çocuk yapma olasılığının sıfıra düşmesi demek. Yani kısırlık. Testiküler atrofi, yani yumurtalarda küçülme. Kullananların başına çok gelmiştir. Küçülür ve yukarı doğru çekilir yumurta. Testis içinde oluşabilecek tümörler kansere yol açar ve prostat kanserine kadar gidebilecek zararları var. Kadınlarda anabolizanların, anabolik steroidlerin kullanması da erkekleşme, geri dönüşümü çok zor, ses kalınlaşması, kıllanmanın artması, aşırı vücutta tüylenme, adet bozuklukları, klitoral genişleme, meme atrofisi, uteris atrofisi gibi durumlar ortaya çıkar. Gündem olan çok genç yaşta anabolik steroid kullanan arkadaşlarda görülebilecek. Hatta yani onların işte bu yaşta bu kadar büyük gelişme sağlamaları özendirilerek, abartılarak anlatılıyor. Erkeklerde epifiz kapanması
diye bir durum ortaya çıkıyor. Kemik gelişiminin durması bir takım cinsel fonksiyonların bitmesi demektir. Bu yaş erkeklerde 16 ile 20 arasında, kızlarda 14 ile 18 arasındadır. Yani bu yaş civarında anabolizan steroid kullanılıyorsa o epifizin kapanma durumu vardır. Burada cinsel hormonların bir daha hem büyüme anlamında hem fonksiyon anlamında ondan daha ileri gitmeme durumu vardır. Yani erken kapanır. Epifiz, cinsiyet fonksiyonları erken kapanır ve büyüme de bu yaşlarda anabolizan steroidler kullanıldığında bu durum ortaya çıkar arkadaşlar. Bu videoda bahsedilen bir şeyden diyor ki prolaktini artıracak bir ilaç yok. Yani o arkadaşın göğsünden beyaz sıvı gelmesi ile ilgili bunu artıracak bir ilaç yok. Daha sonra da veya daha önce de şunu söylüyor. Erkeklerde ve kadınlarda hem östrojen vardır hem testosteron vardır. Erkeklerde erkeklik özelliklerini belirten testosteron daha yüksektir. Östrojen vardır ama daha azdır. Kadınlarda da östrojen yüksektir. Testosteron vardır ama azdır. İnsanlar dışarıdan testosteronu aldığında, kadınlar için o değişimleri söylemiştim, olumsuz değişimleri. Erkeklerde de testosteronu aldığında vücut normal testosteron üretimini durdurur veya yavaşlatır. Böyle olduğunda östrojen testosteronu baskılar. Bunu baskıladığında da prolaktin ve progesteron hormonları yükselir. Burada da o göğüs acındaki sıvı çıkması yani süt çıkması veya jenokomesti olması durumu ortaya çıkar. Bu arkadaş tıp okumuş ve şunu diyor. Bunu artıracak bir ilaç yok. Bunu artıracak ilaç zaten testosteron almış dışarıdan. Onu aldığında o bunu artırıyor. Yani Google'a girdiğinizde bunu öğreneceksiniz. Yani bu çok acayip bir araştırma gereken bir bilgi değil. Anabolizan steroidleri etkilerini az göstermek, bir şey olmayacakmış gibi, çok büyük hayati tehlikeleri yokmuş gibi göstermek, özendirmek ve teşvik etmektir bu arkadaşlar. Yani herhangi biri para kazanmak amacıyla bunu yapıyordur. Vardır toplumumuzda bu tip insanlar. Yani o yapmasa, ben yapmasam başka biri yapacak. Abi ne yapayım ben de bunu yapıyorum der. Ama bir doktorun bunu bu şekilde anlatması, bu şekilde basitleştirmesi, bu şekilde özendirecek şekilde konuşması doğru değil. O zaman o kişi kendinin doktor olduğunu bir daha söylemesin. Ben endokrinolojiyi biliyorum, hormonları biliyorum, ilaçların faydalarını, zararlarını biliyorum. Onun için de ben sizi bilgilendireceğim arkadaşlar desin. Onu izleyen insanlar, onu o doktor kimliğiyle güveniyorlar bir. İki, o tıpta kullanılan Latince şeyleri de kullanarak kendini sanki bu işlerde genç arkadaşlarda hem o rahatlığından, o özgüveninden hem de bilimsel kelimeleri kullanmasından bu kişinin zararlı olmayacak bir şeyi onlara söylediğini düşünerek bu kişiye inanıyorlar. Bu arkadaş anabolizan steroidlerle ilgili eğer doktor ise, eğer Hipokrat yemini ettiyse zararlarını anlatması gerekir. Ben doktor değilim ama dediğim gibi küçük bir araştırmayla, daha önceki de bilgi birikimimle baktığımda bu kadar derinlemesine olmasa bile zararlarını çok net şekilde verebilecek bilgiler edinebiliyorum. Beni dinleyenler ya da o kişiyi dinleyenler lütfen rica ediyorum girsinler. Anabolizan nedir? Anabolik androjenik steroidler nedir? Bunların zararları nelerdir diye Google'a yazdıklarında karşılarına bir sürü kaynak çıkacaktır. Tekrar başka bir şeye değineceğim. Videosunu paylaşan arkadaşın videosunu yorumlarken o kardeşimizin vücudunda sivilcere çıktığını, iltihabik durum olduğunu, karakterinde değişiklikleri olduğunu, sinirlilik,
asabiyet vesaire gibi durumlar yaşadığını anlatıyor. Ve kendini doktor olarak lanse eden, tanıtan arkadaş, bunlar genetik yatkınlıktır, olabilir de olmayabilir de filan diye geçiştirmeye çalışıyor. Biraz önce dermatolojik etkilerden bahsederken, burada o sivilce durumunun olabilme ihtimalinin anabolik steroidleri kullanımından dolayı olabilme ihtimalinin yüksek olduğunu genel bilgi olarak biliyoruz zaten. Diğer taraftan karakterde değişme. Anabolizanlar karakter değişimi yapar arkadaşlar. Yani anabolizan kullanıp normal kullanmadan önceki halinde olan insana ben denk gelmedim. Bu hem bilimsel anlamda kanıtlanmış hem de eğer varsa etrafınızda yarışmacı yani anabolizan kullanan birileri bunu çok rahat gözlemlersiniz arkadaşlar. Yine bu arkadaşım bahsetti. Prolaktinin işte olur normaldir falan diye bahsettiği şey prolaktin yüksekliği yani o göğüs ucundan süte benzer sıvının çıkması ya da jinokomasi durumlarının olmasına kadar vardığında sağlıksız bir durumdur bu. Nelere yol açıyor? Onları söyleyeyim size. Erkeklerde baş ağrısı, cinsel istek azlığı, halsizlik, göğüslerde büyüme, süt salgısı biraz önce bahsettiğim gibi, sperm yapımında azalma, bazı erkeklerde sadece sperm yapımında azalma olabilir, bazılarında olmayabilir. Çocuklarda da biraz önce bahsettiğim o epifiz kapanması durumunda, yani kızlarda 14-18, erkeklerde 16-20 yaşlarında erken epifiz kapanması gelişir. Buna bağlı olarak da erken kapandığı için epifiz, o kemik gelişimi, büyüme vesaire, kısa boy, erken ergenlik, kızlarda ergenlik gecikmesi ve kontraseksüel erken gelişme gibi durumlar ortaya çıkıyor. Biraz önce söylediğim kişilikle ilgili, anabolik steroidlerin kişiliğe etkileriyle ilgili psikiyatrik etkiler de şu. Duygu durum dalgalanmaları, sinirlilik, saldırganlık, şiddetli davranış, dürtüsellik, umursamazlık, hipomani, mani, oförü depresyon, anksiyete, disfori, intihar, sanrılar, psikoz, yoksunluk sendromu, bağımlılık, biraz önce bahsettiğim psikolojik anlamda aldıktan sonra tekrar alma durumu, ona bağımlı olma durumu, bilişsel bozukluk gibi durumlar, psikiyatrik ve nörolojik şeylerden bahsediyorum. Yani o kardeşimizin bende bir takım kişilikle ilgili problemler oldu, sinirli, saldırgan, agresif oldum dediklerine bu olabilir de olmayabilir de bilimsel bir kanıt yoktur falan diye basitleştirip geçiştirmesi doğru değil. Tekrar söylüyorum, basitçe bir araştırma yaptığınızda ve o videoyu eleştirel bir gözle dinlediğinizde bunları çok rahat göreceksiniz arkadaşlar. Ben bunlara sadece vesile olmak durumundayım. Ayrıca kas iskelet sisteminde kas büyümesi, hipertrofi o oluyor zaten. Gerilmeler, tendon kopmaları gibi durumlar oluyor. Kalpte özellikle arkadaşlar. Yani burada anabolik steroid isim vermeyeceğim. Ama belli şeyler var. Çok direkt kalbe etki ediyor. O kalp krizleri, ani ölümler falan da bundan oluyor. Dislipemi de artış, LDL seviyelerinde azalmış HDL seviyeleri, hipertansiyon, sol ventrikül hipertrofisi büyümesi, kardiyomiyopati, kalp fonksiyonlarının bozulması demek yani. Miyokardiyal hipertrofi, yani kalınlaşan kalp kası, aritmiler, emboli, enfarktüs, ani ölüm. Bunlar gerçekten insan hayatını sonlandırabilecek durumlar arkadaşlar. Ve anabolik steroidleri kullandığımızda bu işi çok daha hızlandırabilir ve buna yol açacak bir hareket yapmış oluruz. Patik durumlardan bahsedeceğiz, yani olumsuz etkilerden. Yüksek karaciğer fonksiyonları, ALT-AST'de yükseliş, LDH-ALP, sarılık ve hepatit gibi durumlar ortaya çıkarıyor. Böbrek için konuşalım. Böbrek hipertrofisi, yani böbrek büyümesi, nefropati, akut böbrek yetmezliği, diyaliz ve böbreğin sonlanması gibi bir durum ortaya çıkar. Glikoz intoleransı, insülin direnci, immün disfonksiyon, yani immün sistemde çöküş, bunun sonucunda da sürekli bir yorgunluk durumu
ortaya çıkıyor. Kolay gibi görülen yan etkilerinin az olduğu ya da önemsiz olduğu veya zaman içinde bunu tolere edilebileceği, geçebileceğini anlatan kişiler bunu mutlaka göz önüne almalı. İnsanları yanlış yönlendirmek, bir, yasal olmayan bir şeylere özendirmek, iki, insanların hayatını tehlikeye sokacak şeyleri basitleştirmek, bunlara tekrar söylüyorum özendirmek doğru değil. Doğru değil, insani değil. Hadi eteğini de geçtim, insani değil. İnsan hayatıyla, insan psikolojisiyle, insan sağlığıyla oynamak hele bir doktora hiç yakışmıyor arkadaşlar. Bu arkadaş da endokrinolog değil, yani hormon doktoru değil. Pratisyen bir hekim. Bu işten nasıl para kazanıyor, ne yapıyor, çıkarı nedir çok anlamış değilim. Yani yanlış anlaşılmadım, bir şeyle suçlamak istemiyorum. Ama bu arkadaşın yapacağı şey benim anlattıklarımı o tıbbi bilgisiyle daha geniş bir şekilde kitlelere sunmak olmalı. Özendirmek değil. Birkaç örnek vermek istiyorum arkadaşlar. Vücut geliştirme sporu bizim branşımız. Beni dinleyen insanların birçoğu da büyük ihtimalle bu sporla uğraşıyordur. Oradan örnek vermek istiyorum. İlk başta birkaç tane örnek bizim sporumuzun dışında vermiştim. Hayatını kaybetmiş vücutçulardan örnek vereceğim. 1996 yılında iyi hatırlarız. Alman vücut geliştirmeci Andreas Münzer. Çok iyi bacak anatomisine sahip ve çok define, çok parçalı bir vücutçuydu. 4 tablet alınması gereken bir ilacı 60 tablete çıkarıyor ve bunu 60 gün boyunca uyguluyor. Bu vücut geliştirmeci 31 yaşında hayatını kaybediyor. Yani diyeceksiniz ki ben bu 4 tablet alınması gerekeni 60 tablet aldı ve 60 gün kullandıysa bunun olacağı odur. Ben bunu yapmam abi diyeceksiniz ama anabolizanları kullandığınızda sınır tanımayacaksınız arkadaşlar. O 4 tablet sizin için leblebi çekirdek gibi olacaktır. 6'yı, 8'i, 10'u deneyeceksiniz. Ben tablet diyorum. O bir tarafta enjeksiyonların da miligramları var. Baktınız ki yani çok acayip bir şey yok ya da yavaş yavaş, yavaş yavaş yaptığınız için önemsemeyeceksiniz ve dibine kadar gideceksiniz. Sonuçta hayatınızı kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacaksınız. IFBB Pro sporculardan Luke Sandow 30 yaşında, Cedric McMillan 44 yaşında, Sean Roden benim de beğendiğim vücutçulardan biridir, 46 yaşında, Rihanna yakın zamanda yaşamı sonlanmış, 46 yaşında, Joe Linder iki video önce, onun için ayrıca bir video yapmıştım, 30 yaşında, Boyto Abbas Power 36 yaşında, Mike Materazzo, bunu da biliriz eski vücutçulardan da, çok anabolizan steroidlerin kullanımının çok yaygın olmadığı dönemlerdeki olimpiyada yarışan sporcudur. 49 yaşında, Greg Kovas 35 yaşında, Dan Phuket 22 yaşında, dikkatinizi çekiyorum 22 yaşında. Art Atwood 28 yaşında, Edward Kavak 47 yaşında, Nasir Sambadi çok iddialı olimpiyat sporcularındandır. Aynı zamanda kendisi de doktordur. 48 yaşında, Muhammed Benaziza 33 yaşında hayatlarını kaybettiler arkadaşlar. Eğer sonuna kadar dinlediyseniz beni, burada anabolizan steroidlerin İnsan sağlığına faydalı olmadığını, anabolizan steroidlerin hastalara iyileştirmek için bulunan gelişim bozuklukları vesaire gibi büyüme zorluğu çekenler, işte cinsel fonksiyonlarında problemler olanlar vesaire gibi tıpta kullanılan ilaçlar. Vücut geliştirmeciler ya da başka daldaki sporcular halterde falan kullanılır, atletizmde kullanılır, atıcılıkta kullanılır, amfetaminler vesaire. Bunlar normal dozun çok çok üstünde kullanılıyor. O bir türlü o performansı zaten sergileyemezler arkadaşlar. Bunun için buna dikkat çekmek istedim. Bu kalıcı olsun istedim. YouTube'da, benim kanalımda. Umarım birkaç kişiyi de olsa anabolizan steroid kullanmaktan vazgeçirebilirse bu paylaşımım.
gerçekten çok mutlu olurum. Bu işi sosyal medyada fenomen olup büyük takipçi kitlesi elde edip bunun üzerinden prim yapan, bunun üzerinden para kazanan insanlar doğru yapmıyorlar. Siz de bu kişileri takip ediyorsanız eğer fanatik bir şekilde gözünüzü kapatarak takip etmeyin arkadaşlar. Birçok paylaşımımda ben birilerini eleştirirken yorumlar geliyor videomun altına. Gençleri kıskanma, prim yapmak istiyorsun vesaire gibi. Ben gençleri falan kıskanmıyorum. Bundan bir önceki videomda bahsetmiştim. Gençleri kıskanmanın tam tersine bu paylaşımımı ve biraz önce bir önceki paylaşımımı gençleri korumak, gençlerin sağlığını korumak için yapıyorum. Buradan benim çıkarım yok. Popüler olmak gibi bir kaygım da yok. Ekonomik anlamda YouTube bana büyük bir katkı sağlamaz. Yani ben şu ana kadar neler yapıyorsam, nasıl yaşadıysam bundan sonra da o şekilde idare ederim. YouTube'un bu anlamda, ekonomik anlamda bana büyük katkısı olmaz. Popülerlik ise ben doğru bildiğim şeyleri anlatırım. Dinleyen dinler, dinlemeyen dinlemez. Topluma faydalı olabiliyorsam mutlu olurum. O bir türlü ise doğru bildiğim şeyi anlatmış olurum. Burada da, YouTube'da da, sosyal medyada da kalıcı bir şey bırakmış olurum. Bunu şimdi dinleyin, daha sonra dinleyin ya da başkası daha sonra dinlesin. Dediğim gibi küçücük bir faydam olursa gerçekten mutlu olurum. Bununla ilgili düşüncelerinizi, bana eleştiriniz olabilir, sorunuz olabilir. Bu paylaşımın altına yazın. Anabolizan steroidlerin kullanımı, zararları, insan hayatına olumsuz etkileri ile ilgili birkaç paylaşım daha yapmayı düşünüyorum. Bunun için sizin yorumlarınız da buna katkı sağlayacaktır. Sonuna kadar dinlediyseniz teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, sporla kalın. İyilikler diliyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.